Şimdi Belgrad Kalesi'ne geldik. Belgrad Kalesi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunmaktadır. Kale, Starigrad Belediyesi'nde Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği yerde yer almakta olup eski kale ile Kale Meydan Parkı'ndan oluşmaktadır. Milattan önce 2079 yılında Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. Belgrad Kalesi 1979 yılında istisnai öneme sahip kültür anıtı ilan edilmiştir. Evet, şöyle bir kale kapısı girişi var. Ve buradan bir yeşillik karşılıyor. Yemyeşil bir yer. Evet, şöyle şöyle girdik. Ağaçlar sonbahar etkisine girmiş. Şu anda tepeye çıkacağız. Tepeden buranın manzarasını acayip merak ediyorum. Şu an burada 14 derece. Gayet güzel bir havası var. Sesler geliyor şurada. Evet, şimdi. Evet, şimdi bir kapıdan daha geçeceğiz. Evet, fotoğraflar çekilsin mi burada? Evet. Evet, tam olarak karşınızda gördüğünüz kule Orta Çağ'dan kalma tek kule, Belgrad Kalesi içindeki tek kuledir. Nebojsa Tower, Nebojsa Kulesi diye geçiyor. Şimdi biz böyle yukarı doğru çıkacağız. Evet, burası da daha demin içinden geçtik. 6. Charles Kapısı. Evet, şimdi Damat Ali Paşa Türbesi'ne geldik. Damat Ali Paşa Türbesi de tam Belgrad Kalesi'ne giriş çıkışı sağlayan İstanbul Kapı'ya, yani İstanbul Kapı, şuradaki kapı, girildiğinde Saat Kulesi'ni geçince Mora Fatih olarak bilinen Damat Ali Paşa Türbesi bulunmaktadır. Türbenin kapısının üstte Sırpça türbe kelimesi ve eski Türkçe olarak 1716 seneyi miladiyesinde Peter Varadin Muharebesi'nde şehiden vefat eden Mora 2. Fatih, Damat Ali Paşa'nın ve türbesinde metfun tepedelerini Selim ve Hasan Paşaların ruhuna Fatiha 1938 ibadeleri vardır. Evet, şurada Osmanlıca yazıyor ya. Evet, şimdi de Saat Kulesi'nin oradayız. Bu Saat Kulesi, bunun yapımına Avusturya İmparatorluğu döneminde başlanmış. Ancak tamamlanması Osmanlı döneminde. Yani bunu başlatan Avusturya İmparatorluğu, fakat tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu. Saat Kulesi'nin buradan görünüşte bu şekilde. Yani Belgrad Kalesi'nin asıl giriş noktası burası aslında. Biz biraz farklı bir yerden girdik. Ana girişi burası. Saat Kulesi buradan çok net gözüküyor zaten. Burası zindan kapısı. Ben çok güzel. Çok büyük. Evet, bayağı büyük. Şöyle şuradan bir manzaraya bakalım. Nasıl bir manzarası var? İnsanlar hep burada toplandığına göre büyük ihtimal güzel bir manzarası var. Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği yer. Sava nehirleri bu kalenin etrafından geçiyor. Şöyle bir kale manzarası.
yukarıdan. Fotoğraf çekmedin mi? Benim böyle. Daha muslu bir yer. Bırakmamışlar. Yok, muslu bile yok. Yani sadece kale değil, aynı zamanda bir yaşam kompleksi de yapmışlar. İşte şurada tenis oynama yeri var, kafesi var. Paten alanı var. Paten alanı var. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi var. Yani insanların burada gezebileceği, soluklanabileceği, vakit geçirebileceği bir yer yapmışlar kaleyi. Sadece basit bir kaleden ibaret bırakmamışlar. Onu aslında bir nevi günümüze uyarlamışlar. Yani şimdi Bayraklı Camii'ye geldik. Bayraklı Camii Osmanlı devrinde bugünkü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da inşa edilmiştir. 1575 yılı civarında yapılmıştır. Bayraklı Camii'nin kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Osmanlılar zamanında 250 kadar caminin bulunduğu Belgrad'da ibadete açık tek cami olarak kalan Bayraklı Camii, Kosova'da meydana gelen olaylardan sonra 18 Mart 2004'te yakılmıştır. Fakat daha sonra yeniden tamir edilmiştir. Top recording. Şimdi öğrendik bu bilgiyi. Bu camiyi de restorasyonu, tamirini Azerbaycan kardeş ülkemiz yapmış. Smash Burger diye bir yer var ve burada burger yiyeceğiz. Fiyatları bu şekilde. 1 euro yaklaşık 114 Sırp dinarı. Fiyatları bu şekilde. Evet, burgerlar geldi. Şu şekilde geliyor. Açar mısın bakalım içine? Biz internetten bakmıştık, orijinal çok güzel dediler. Double şeklinde geliyor. 640 Sırp dinarı. Yani yaklaşık 6 euro yakın. Evet, şimdi çıktık Smash Burger'dan. Ben buldum burayı. Evet. Süper bir tercih yapmışım. Çok beğendim. Hamburger sevdalısı biri olarak. Evet, muhteşemdi ya. Çok güzeldi. İki kişi de yani 15 euro tuttu. Yani iki burger, bir kola, bir patates, yanında iki tane sosuyla beraber 15 euro. Yani 30'dan kuru düşer hesaplarsan yaklaşık 450 lira. Yani bizim ülkemizde de böyle bir burger yersen yani yaklaşık bu kadar tutar. Belki bundan biraz daha fazla tutar. Evet. Güzeldi yani, lezzetliydi, çok beğendik. Hatta bugün belki bir kez daha yiyebiliriz, o kadar güzeldi. Evet. Tavsiye edilir. Evet. Şu anda yine Belgrad'ın önemli caddelerinden bir tanesindeyiz. Burada da yani herkesin gelip gördüğü bir çeşme var. Yani ben internette okuduğum kadarıyla bu çeşme Osmanlı zamanından kalma yazıyordu. Ama burada 1987 tarihi var. Açıkçası çok anlayamadım. Bir de burada böyle su vesaire içiliyordu. Ama şu anda herhangi bir su akmıyor. Yine Türk marka Tudor var. Şöyle bir de size yukarıdan göstereyim burayı. Evet, şu anda Belgrad'ın Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Burada trafik genelde hiç durmuyor.
Evet, Prens Mihailova Anıtı'nın tam oradayız. Şöyle arkasında da yanlış görmediysem müze var. Terazi Meydanı. Bu da 1860'ta yapılmış. Cumhuriyet Meydanı'ndan çıktık. Dümdüz yürüdüğümüzde Terazi Meydanı'na ulaşıyoruz. Dümdüz devam edip Parlamento binasına doğru gideceğiz. Şu anda Sırp Parlamento binasındayız. Muhteşem bir bina yapmışlar. Şöyle. Gece görüntüsü harika. Evet, adamlar kendi meclis binasını, yani parlamento binasını çok güzel bir mimariyle inşa etmişler. Yani buraya gündüz yetişmeye çalıştık ama gündüz yetişemedik. İyi ki de yetişememişiz. Gece görüntüsü buranın çok daha güzel. Şimdi buradan tekrar şehri yürüyerek dolaşmaya devam edeceğiz. Bakalım diğer eserleri de görelim. Yani buraya dedim ki iyi ki dedim gündüz gelmemişiz. Kesinlikle. Gece buranın görüntüsü çok daha güzel. Evet, kesinlikle daha güzel. Şimdi biz tabii yürüyerek dolaşıyoruz. Fakat bizim hanımlar yoruldu, enerjileri bitti. Evet. Yürümeye alışkın olmak lazım. Evet. Yani buraya gelmeden önce özellikle yani eşlerim idman falan, spor, koşu falan gibi şeyler yapması lazım. Formuna ulaşması gerekiyor. Yoksa evet, biz kafayı bıraktık çıktık, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani, hiçbir şey yok. Çünkü bir şehir yürüyerek dolaşılır. Kesinlikle. Yani öyle, arabaya nereye gideceksin? Buraya arabaya gelirsen park edecek yer var mı sağda solda? Yok. Yok, kesinlikle. Yok, bir yere park edeceksin. 40 dakika, 50 dakika, 1 saat yürüyeceksin. Olay budur. Evet, onlar bizi anlayamaz, şöyle anlayamaz. Araba sürmüyorlar, kullanmıyorlar. Araba evet, kullansalar her zaman yürümeyi tercih ederler. Evet. Aziz Mark Kilisesi. Evet, tam da bu sırada çan çaldı. Aziz Mark Kilisesi'nde. Evet, kilisenin önünden aydınlık görünüşü bu şekilde. Hemen sağ tarafında Taş Meydan Parkı var. Evet, şu anda Nikola Tesla Müzesi'ne geldik. Start recording. I'm sorry, just no recording. Ha, no recording, okay. I'm sorry. It's your problem. Evet, tam gece gezerken Türkiye Büyükelçiliği'nin önüne geldik. Şöyle Türk bayrağımız dalgalanıyor. Evet. Biz erkeklerle gezmeye devam ettik. Evet. Yani Ahmet abi dedi ki yani hanımlarla olmuyor. Yani bir şehir yürüyerek gezilir. Hanımlar yorgun. Muhabbet nereye gelecek anlamadım. Hayır, yani diyor ki tavsiye veriyor gezeceklere. Eğer yani böyle gelecekseniz diyor. Mutlaka gelmeden bir an önce bir egzersiz çalışması yapın. Yoksa olmuyor. Yani şimdi biz bir gezdik. 40 dakika gittik. Yarım saat geldik. 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika yürüdük. Ama sizin enerjiniz bitti. O yüzden biz de oturduk kahve içtik. Oturduk kahve içtiniz, vakit geçirdiniz, güzeldi. Ama işte bir şehir yürüyerek gezilir. Ama önemli olan şehrin yürüyerek gezilmesi, araştırılarak gezilmesi ve o tempoya alışabilmek için de birazcık gelmeden önce spor yapmak. Ama tabii yani biz de birazcık çok hızlı geçiyoruz. Tabii
zamanımız dar olduğu için biraz da koşturmalıcalı geçiyor. Ama daha çok vaktimiz olsa belki Belgrad'a 2 gün kalacaksın, 3 gün kalacaksın, Belgrad'a öyle gezeceksin. Bizim biraz daha günümüz sıkıştığı için bu şekilde hızlıca geziyoruz. Ama ben keyif alıyorum açıkçası. Evet, güzel. Evet, Buko Pizza diye bir yere geldik. Sırbistan'da çok meşhurmuş. Şöyle bir margarita pizza 780 dinar. Üstüne her bir dilim için sos eklerseniz her bir salata yani 50 dinar daha alıyorlar. Evet. Yani 780, şöyle biz 5 tane sos eklettik. 880, 980, 1030 yaklaşık, 1030 dinar. Yani yaklaşık 9 euro, kolayla beraber 10 euroya denk geliyor. 2 kişi doyar. Evet, bugün Belgrad'da kaldık. Birazcık şehir merkezine uzak bir yerde bir otelde kaldık bu sefer. Aracımız olduğu için bunu problem etmedik şehir dışında olmasına. Fena değildi. Yani çok öyle aman aman güzel, temiz bir yer değildi ama yani güzel bir yer. Fena değil, idare eder bir yerdi. 3 kişi, 3 oda, 85 euroya kaldık. Bugün hava yağmurlu. Neyse ki bugün son gün. Arkadaşlarımızı Belgrad Havalimanı'na bırakacağız. Biz de Üsküp'e doğru yola çıkacağız. Bizim uçağımız da yarın sabah 8.30'da. Bugün Üsküp'e yola çıkacağız. Üsküp'te kalacağız. Sabah erkenden havalimanına doğru gideceğiz. Evet, şimdi sabah Lidl değil mi? L-I-D-L diye bir markete geldik. Burada bir kahvaltı bir şey aldık. Şöyle bir tane margarita pizza tarzında. Bir de neydi bu? Ketçap. Chicken. Tavuk. Tavuk ve ketçaplı bir şey aldık. 70 dinar. Yani 70 dinar da 1 Euro'dan az. 1 Euro 116 dinar burada. Şimdi marketten hediyelik bir şeyler alacağız burada. Daha sonra birazcık daha Belgrad'ı gezmeye devam edeceğiz. Fiyatlar bu markette uygun. Evet. Nerede? Bak, Pazarski cevabı. Ha, cevabı. 500 gramı ne kadarmış? 500 gramı 455 dinar. Yani 4 Euro'dan daha az. Yani 100 lira, yaklaşık 100 lira civarı. İnşallah yarım 5 kilosu. Euro falan ya. İyi, yarım kilosu 100 lira. Evet, bugün Sırbistan'da, Belgrad'da son günümüz. Dün de Smash Burger'a gelmiştik. Bugün yine buraya geldik çünkü çok lezzetliydi. Tekrar burada gitmeden önce yemek istedik burada. Burada yedikten sonra arkadaşlarımızı havalimanına bırakıyoruz. Bir çifti bıraktık. Bir çifti daha bırakacağız. Daha sonra biz Üsküp'e doğru devam edeceğiz. Evet, şimdi burgerlar geliyor. Yine çok lezzetli gözüküyor. Evet, şimdi Smash Burger'dan çıktık. Bu sefer orijinal yemedik. Barbekü sos yedik. Ama tavsiyemiz orijinal. Çünkü barbekü sos, buradaki barbekü sos böyle şekerli gibi tatlandırılmış bir şekilde barbekü sosu var. O yani has orijinal et tadını alamıyorsun. O onu baskılıyor. O şeker onu baskılıyor. O yüzden orijinal. Yani keşke orijinal yaşayabilmiş şimdi. Evet. Nasip. İnşallah bir daha gelirsek orijinal yeriz. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz.